Akıttım. Nasıl? Hapşuracağım galiba. Hapşurman engel değil mi? Çok yaşa. Çok Yok yaşa, ya, çok yaşa, bazen çok yaşa, engel çok oluyor da yaşa. bazen olmuyor. Çok yaşa. Yukarı bakacak gibi değilim. Engelleyebiliyorum ben. Belli zaten. Oğlum senin de bıyıkların şey ya. Sarı. Ortası Hayır benim hayır. gibi. Sarı sarı. Ortası Hayır sana birleşik. da şey sık buradaki bıyıkların Evet, senin benim de. ortada boşluk var mesela. Ben de sağ... Nasıl yani? Nasıl benzetme? Ben de sağa sola doğru ayrılıyor simitçi bıyıklarım. Melis, Vini, 5. ayımız kutlu olsun. Yemin ediyorum oğlum. Benim de öyle ya. Şurada çok bıyık var abi bende. Tamam, Ortada. olabilir. Niye buralara mı bakıyorsun? İlgimi çekti ya. Seni loboş. Şimdi Dalia, biz oturduk düşündük. Dedik ki Dalia'ya özel bir bölüm ne çekelim? Nasıl yani? Farklı bir bölüm ne çekelim? Dalia'ya ne Evet. hoşuna gider diye. Viral videolara hoş geldin. Tevko'nun klasiklerinden birisi olan birçok kişinin sevmediği ama senin çok sevdiğin bir bölümümüz var. Ha viral. Oğuz, ben sana benzetiyorum biliyor musun bu arkadaşı? Yani ikimizin de gözleri biraz büyük. Sadece gözleriniz ama o kadar zaten başka değil yani. Ufak böyle gözleriniz andırıyor bir tık. Evet yani ikimizin Aynen. gözü portlek. Bence de. Enes hoş geldin. Pörtlük de demek doğru değil yani. No, büyük göz diyelim. Büyük Eşek ya benimki. gözlü. İltifat bu arada. Bilmiyorsan öğrenmiş ol. He, olur. Enes 8. ayında Insta'da "Aa, bu ne diye yeni unuttuk" diyerek uçarak geldim. İyi yayınlar efendim mi? He. Hoş geldin Enes. Melis Vini 100 bit yollamış. 5 ay olmuş bari atayım içimden gel demişsin. Bir de 100 bit yapıştırmışsın 5. ayına. Kesin evet ki sağ olasın. İkinizin de gözü var da bir benzetme tabii ama Ben hemen ben gireyim. göz yapısını direkt benzettim. Hadi Tamam. Evet, çok benziyor. Ha? Göz yapısı benziyor, evet. Benziyor, benziyor. Hadi hoş geldiniz efendim. Hatta Ama benimki biraz daha bu büyük sefer biraz olabilir. daha uzun. Bir sürü Olabilir. videomuz var çünkü bu videonun özelliği şu abi. Şubat ve Mart ayında viral olmuş videoları izleyeceğiz. Oo. İki ayı, evet. Komple. Şöyle ilk videodan İzledim bunu başlıyoruz. ya. Ya gerçekten çok Kızlar bir eril şey olmuyor söyleyeyim mu? mi? Oluyor bu arada. Aha. Ne kızı lan kız. Benimkiler. Bu ara bayılıyorum. Açıp açıp böyle yani bir şeyler oynarken arkadan dönen video bende bu arkadaşlar. Adam Yok ya. gibi böyle Aynen. ortaya kızlarımız da. Hepimizin erili. Tesbih Zeyno. geldi. Ne haber bir tane? Her şey yolunda mı? Ama bir şey söyleyeyim mi? Zeynep bastığın oy sırasına asistanını bırakıp gitmesine ne diyorsunuz peki? Birazcık da bundan bahsedelim. Ben onu anlamadım. Bırakıp mı gitti? Ben de anlamadım. Yoğurmuş. Hadi şeyi biliyorum. Şarkı yapmakta uğraşmıyor, şarkı kavruluyor ama ulan ne bileyim insan sırasında kavrulatmaz ki yani asistan, Ya ama anlatabiliyor muyum? şimdi, yani şimdi sıra da birisini bekletmek bize çok olan bir şey tabii de yani. Yani evet abi öyle de ne bileyim kendi sıranda kendin bekle yani anlatabiliyor muyum? Ne olur ki ya? Yani belki Nereye affedersin gitmiştik tabii ya? çişi gelmiştir. Çişi O yapmaya gitmiştir sayılmaz bak. bilemezsin Çişi şimdi kakası yani. ama abi baya sıra bitene kadar şey yapmamış yani ama. Ya bitince beni ara demiş bekletmiş mi? Bile bayağı öyle olmuş yani. Hani ben bir tek hani Ha. şaka bir yana şöyle bir Yani. şey olmuş. Hani başı ağrıyordur. Hani belki Bir bir şey problemi söyleyeceğim. vardır. Heh. Asistanı da orada mı oy verecekmiş? O zaman sorun yok. Değilse ama tabii. Niye abi ben Yani arkada... yani ya bu çok önemli bir Ya şey birisinin değil yerine tabii. sıra tutmak olur mu ya? Böyle bir kültür nerede var abi? Olur. Olur. Türkiye'de var. Çok haksızlık bir kültür o zaman. Ben bir kişi o zaman 8 Ama kişinin yerini şöyle beklesin. düşün. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet 8 kişi ayakta duracağına bir kişi bekliyor işte. Sonuçta ötekiler oturuyor. Eğer Ya oturacak yer var tabii. ama abi ne bileyim ben şimdi düşünüyorum sıradayım. Birden bir kişinin yanına 8 kişi daha gelip benim önümde oyu kullansa ben biraz Ya sinirlenebilirdim. şöyle düşün. Şöyle düşün. Sıralın güneş altında olduğunu düşün. O Biz 5 kişi zaman gittik sen ben bilmem ne. tamam. Nöbetleşe değişirsin yani. Biri oturur. Biri gelir, biri gider, biri de... Yani tabii hep sürekli hani birisine ihale şartları Yani söz ben hani böyle bir tık da şey düşünüyorum böyle yaşı mesela büyük olan birisi tabii ki de beklemesin sırada ya da bir rahatsızlığı olan birisi E o da beklemesin. onun Ama işte onun dışında çalışanı yani sonuçta. Yardımcısı işte bir şekilde ya bilemedim yani. ben de bilemedim. Neyse bunu Gözün konuşuruz. içine içine bakıyor ya. Nereye bu götüne mi bakıyor? Ne haber bir tane? Her şey yolunda mı Abi de nasıl? gözünün içine içine bakıyor ya. Nereye bu götüne mi bakıyor? Komik bir adam bence, En eğlenceli son bir adam yani. Kerimcan Böyle bize bu şey Kerimcan değil dolgusunu mi? falan... Evet, Evet tamam. ama bu eril Kerimcan abi. Evet. Bu Nasıl eril Kerimcan. Kerimcan? Tabii şimdi o bir tuttu. Böyle bir videonun içerisinde eril RP'si yaptı yani işte öyle diyor, Evet. öyle diyorlar yani. Ondan sonra bayağı o karakteri her videoda çok tuttu sonuçta yani ve her reelsinde falan paylaşmaya başladı İyi ki tabii. bayağı da izleniyordu. Ama şimdi bu son en son ne oldu bilmiyorum. Takip etmiyorum. Ne oldu? Siz bizi ayıktırırsınız chat.
Hep böyle televizyonda görüyorum ya ben bu adamı. Şimdi burada daha samimi bir ortamda falan. Eğlenceli bir adam yani. Bu arada Eril'likle yakışıyor çünkü yakışıklı çocuk yani. Konuşma Kerimcan bana. Da bunun tuttuğunun farkında. Evet. Abi son 10 videosu hepsi Erilcan. Evet ne düşünüyorsun abi? Kerimcan durmasın Eril hareketleri hakkında. Abi bence komikler. Hı. Ama hani son zamanlardaki değişimiyle ilgili bir şey söyleyemem abi. Nereden bileyim? Hani o dönemsel öyle davranmak istiyordur belki yani ya da... komiğine gitmiştin insanların onu devam ettiriyordur falan. Ben izliyorum. Son vloglarını izlemeye başladım ben. Erilcan'ın artık Erilcan. O şeylerini son işte ne bileyim Kadıköy, Nişo Sokolezzo. İzliyorum ya. Bir daha söyle onu. Nişo Sokolezzo. Ne abi? Ha? Ne dedin? Biz izliyorduk bunu. Eski videolarını da izliyorduk. Şimdi ya. Yeni yani işte. Evet Samet işte. Şimdi yeni ya bunları şey yapıyorlar. Yani... İstanbul'da geziyorlar bir yerlerde. Yiyorlar içiyorlar falan tadında. Bir tek İstanbul'da yapmıyorlar ya galiba. Sonuçta bu içerik sonuçta beğenirsen... Tabii ki de. Öyle ama ne alaka onu anlamadım şimdi söylemenin ama seni destekliyorum Sallı abi. Bugün doğum günü seni söyleyebilirsin. Öyle ama şeyin ismi öyle. Oğlum sen nasıl iyi biliyorsun ha. Lubushko. Ya ne diyorsun oğlum saçma sapan. Şimdi şöyle 31 Mart şey seçimlerini geride bıraktık. Çok fazla sokak röportajı yapılmıştı. Biz bunu artık paylaşmak için tabii biraz geç kaldık. İmaro. Evet bir onu izleyelim. Ablam Ekrem İmamoğlu Murat Kuru mu? Ekrem Beba. Burada söylüyormuş. Ekrem Beba. Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Ya bunu izledim dünyanın en komik videosu. İmamoğlu mu Murat Kurum mu? Erdoğan İmam. Ben AK Partiliyim. AK Parti'ye Ömer Arsoy'a. Evet. Peki Büyükşehir efendim? Murat Kurtar. Murat Kurum. Abi Ekrem İmamoğlu Murat Kurum mu? Fuat Kurum. Ekrem. Bu arada bir şey söyleyeyim bu çok iyiydi ya. Bu hatta o kadar iyiydi ki yani bak seçim bitti. Ekrem İmamoğlu konuşma yaptı işte vesaire. Orada bile yani pankartlarda İmaro yazıyor ya. Böyle bir şey olabilir mi? Ama işte reklamın kötüsü olmaz diye kesinlikle. Ve bu iyisi yani. Bu bayağı iyisi oldu bence. Tabii bu iyi tabii. Bunda bir kötülük de yok. Murat Kavurma da vardı ama bunların hani, arasında ya. Bakacak olursan hani aslında hani aday tanınmıyor. Adını bilmiyorlar gibi. Aslında evet. Şey ağlanacak haline gülüyorsun muhabbeti. Aynen. Ben aldım. Ekrem İmamoğlu. Hassasayım. AK Parti Murat. Murat Gül. Murat Gül. Murat Gül. İlk evde be. Fuat Kurum. Fuat Kurum. İmamoğlu Murat Kurum mu? Murat Oğlu. Murat Oğlu. Fuat Kavurma. Murat Kurum. Fuat Kavurma. Murat Kavurma çok iyi. Bunun devamları da var. İkinci parti, üçüncü parti de çıktı. Bir sürü var oğlum. Murat Kurum. Fuat Kavurma. Oğlum ne, niye bu kadar zor ya? İki tane aday var. Evet adamın gülüştü çok güzel. Edit çok iyi. Evet. Milletin çok kafası karışık ya. Evet. Murat Kavurma sana ne iyisiydi. Ekrem İmaro. İmaro. Artık şey oldu. Meme oldu mesela. Kazandı ya Ekrem İmaro. Artık şey Ekrem İmaro kazandı diye falan böyle. Instagram sayfaları paylaşıyor. İmaro da çok güzel. Ne? Su böyle Afrika falan şey herhalde değil mi? Neymiş? İmaro diye bir şey böyle duymadım. Kesin yani. Öyle böyle Afrika falan şey. Ama. Anlamadığım şu var. Adam soruyor ya sana o sırada. Ha, o mu o mu? Evet ya isimlerini veriyor yani. Orada nasıl? Ama soy isim de veriyor mu acaba? Vermiyor ya. Veriyor, direkt veriyor. Şeyi dedi ama. Murat Kurum mu? Hayır. Öyle mi dedi? Murat Kurum mu diyor. Tabii canım. Ya dalgınlık ya. Sokakta gelen adam yani. Dili dönmüyor. Bir de heyecanlanmış olabilir biliyor musunuz? Tabii. Bir de kaç tane sorudan kim bilir yani bu 8 tane. Şey muhabbete ne diyorsunuz peki şu an chatten aldığım son gelişmeye göre? İmaro diye coin çıkmış seçimden sonra ve 50x artmış. Olur tabii. Bunlar zaten... Coin işi, borsa işi, dedikodu işi yani her şey. İmaro coin. Ama düşer şimdi herhalde değil mi o sonuçta şey gibi. Ne fan coin ne diyorlardı ona? Eğlence için yapılanlara ne deniyorlardı? Anladım bilmiyorum da anladım. Bir şey tabii coin. Şeyi. Belli olmaz ama bak yürütürse eğer hani o şeyini devam ettirirse. Abi evet bu iş yani tutuyorsa biz de birazcık Oğuz'a coin. Ya. Coin'in adının bir önemi yok ya ama bir yandan reklamını. Tarpçı çok güzel. Oğuz'a coin. Bütün Oğuz'ları etiketleyin. 50x alınır mı? Alınır kankam. Sen 100x bile olursun sen. Zenginiz. Sen oğlum bak şöyle düşün zaten. Bir mesela düşün kanala ilk gelen genç çıtır 13 çıtıyı düşün. Bir de şimdi geleceğini düşün. Şimdi şu halini düşün falan. Tam böyle yatırımlıksın yani. 50x 100x basarız sana. Ben basarım. Ben sana basarım Oğuz. Tamam ben sen bana bastıysan şey tamam abi yeter. Sağlı abim bastı üstüne kafi. Umur olduğum için anlamıyorum. Neyi anlamıyorsun? Böyle bir reklamlar oluyor bak. Önce bunu beyazla yaptılar galiba ya da bir kızla. Tamam. Şimdi Fatih Altaylı yapmış. Fatih Altaylı o yayından sonra tutukla bilmem ne oldu filan diye. Gördünüz mü onu? Yok görmedim ama yayın dediği bu seçim yayını mı? Ha, bu reklam ya hayır işte Bitcoin reklamı. Sanki ya, bir yayında bir şey demiş ya hiç çalışmaya gerek yok.
ne gerek var efendim işte alacağım falanca Bitcoin gibi. Sanki böyle ama o kadar haber gibi ki hiçbirinde reklam da yazmıyor. Hı hı. Bunu daha önce Beyazıt'la yapmışlardı. Beyazıt güya. Beyazıt'a bir tane şey diyor atıyorum. Selen coin Selen değil ama. Diyor. Coin değil ya, aplikasyon ya. Ha, anladım anladım. Yok ben hiç denk gelmedim abi bu dediğine valla. Şimdi senden duydum ilk defa. Allah'ım. Ben hiç denk belki legaldir abi. Legal. Sahte bak diyor mesela Moonlight çoğu diyor. Ya da yapay zeka. Adamın adını veriyorlar. Benim gördüğüm hani yani şey de değil yani ne bileyim. Ana akım medyalardan biri tabii yani hani. Hmm, ana akımsa o zaman bilemiyor oraya. Zor haber değil yani. Atıyor. Ne bileyim ben işte şu an ne var işte. Atıyor. E sponsordur belki CNN abi. CNN Türk. CNN Türk'te yandık. Haberde tıklıyorsun. Yandık. CNN Türk'te. Tamam. Memem mürk mürk'te. Tamam. Yani, yani mesela şu oluyordu mesela arada hani işte bilmem ne oldu şu oldu arada işte atıyorum tepsi şurada diye hani reklam olduğunu anladığı bir şeyi oraya koyuyorlardı. Salam çok zorlanıyorsun bayağı gibi hissetmeye başladın. Evet çünkü öyle deyince gerildim bir anda. Bayağı haber gibi ve yani şeyi de yok yani. Hani abi onlar sahtedir ya. Ama diyor ki kanalda ama diyor kanalda ama bak, kanal var yani. Miyenen Mürk'te haber diye okuyorsun. Adamların adı aynen işte Salih. Yani mesela şey mi diyor atıyorum işte Ahmet Asayir. Hakan koyayım mesela. Evet. Baya haber gibi. Nasıl okuyorlar ya? Yani? Genel mülkü de o zaman. Buna bir bakalım Salla abi. Acaba sen virüslendin mi? Çünkü ben böyle bir reklam ben görmedim. Bir araştırmaya görmedim. Gidelim arkadaşlar bu konuda beni lütfen. Salla abi yüzmeyelim. Bir araştırmaya gidelim. Ve muhtemelen o sana dinlemiyor ama bir cevap Salla vermesi de gerekiyor. O son falan. Duyduğu kelimeleri birleştiriyor. İmanoğlu Sağdullah falan koyayım. Diyor yani. Bundan sonra ben benimle. Ha bu şey. Ha, bunu biliyorum. Cerrah. Aşağıdaki linkten giderseniz bu arada. Sadece. Ne oldu cerrahım? 8 kere gördüğüm için. Evet. Ben de artık çok gördüm. Bu komik. Herkes kokuyor. Komik evet. Ne oldu cerrahım? Hangi kanal ama bu? TV. Bu da FOV TV. Show TV. Show TV. Show. Ya bu zaten şu an herhalde yine en böyle popüler mi diyeyim? Dizilerden evet. Bir tanesi değil mi? Çünkü aynen. O kadar uzun zamandır böyle hep işte drama, mafya, aşiret dizisi var ki yani uzun zaman sonra gelen böyle bir komedi dram karışımı diyebileceğimiz bir dizi. Şiddetten uzak böyle daha goy goy eğlence drama. Kaç dakika? Bu Türk dizileri 40 dakikaya inmeden ben izlemeyeceğim. Abi ne yazık ki uzun ya. Evet, ne, o konuda haklısın. O konuda haklısın. Abi 3 saat. Katılıyorum. Film süresi ya. Ya bu dizinin normalde gereksiz kısımlarını atsan ve her bölümü 40 dakikaya 50 dakikaya alsan çok iyi olur. Bence de yani. İzlenmez ki o zaman. İşte izlenir bence de. Az yani süre olarak az izlenmiş olacağı için daha az reklam koyacaklar. Evet aldığı reklam maliyeti. Evet. O yüzden yapmazlar öyle. Icardi'nin eşeği mi? 3. ayında bö. Hoş geldin. Oneax 14. ayında selamlar. Nasıl bu acaba? Oha, doğaçlama mı? Evet, evet o kısım evet. Doğaçlamaymış abi. O yüzden zaten gülüyorlar. Aynen. Baya zaten doğaçlama sahne var diyorlar. Dilara 16. ayında hoş geldin. Çok iyiymiş ya. Burram haydi devam Burram. Ya oğlum. Burram. Lubuşkom benim haydi. Taktı Burak'ı bu da. Ne oldu cerrahım? Tabii bu arada abi dizide ama sahne bak. Böyle değil bu arada. Bu kamera arkası yani dizide bu şekilde değil. Onu söyleyeyim. Aa, sahne soldaki sahne ortadaki herhalde. Ortadaki yok yok. Evet, hiç kısım. Hiçbiri sahnede böyle değil. Bu gülüş geçmemiş mi? Aynen. Bence ne oldu cerrah? Çok bak, iyi. Doğal gülüş. Bunu gerçekten yazmışlar. Yok. Doğaçlama gibi çünkü. Yok. Doğaçlama olarak cerrah diyor. Çok güzel. Sonra zaten gelip özür diliyor. Kusura bakmayın ağzından kaçtı diye. Yani. Yine ağzından mı kaçtı bu? Hayır. Ağzından kaçmamış da ya, yani. Tutamadım kendim gibi bir şey diyor yani. Çok çok güzel espri. Ne oldu cerrahım çok iyi. Normalde belki ne oldu cerrahımdır da. O bir cerrahım olmuş yani bence. Yok yoktur öyle bir şeydi. O da olabilir. Evet o da olabilir. O da olabilir. Mantık olarak oldu, öyle Burak. Bir şeydir. Hani hadi bakayım hani. Olabilir. O bakan belki çok zevkli ya. Sevgili arkadaşlar son zamanlarda biz çok linçliyorsunuz. Evet bunu da lütfen artık söyleyelim. Artık lütfen konuşalım abi. Ah dur ne oldu kim linç yemiş? Evet site satalım diye yapıyoruz. Ha? Siyahi çıkardınız niye çıkardınız? Yok şunu nasıl niye? Nasıl yani? Ya ne? Siyasetçinin söylediği şarkılarda güldük eğlendik. Evet. Hiçbir politik bir şey söylemedik. Evet. Bu sefer daha politik olduk. Evet. Ben ne oluyor anlamadım abi. Anladım. Viral almışsınız. Şeysi gelmiş bence linci.
Ben izlemedim o videoyu ama viral almışsınız deyince gelmiş. Çok belli yani. Nasıl yani? Ya işte bir önceki videolarda şeyleri vardı bir tane. Siyasetçilerin işte müziklerini mi dinliyoruz? O tarz bir şey vardı işte. Sevdiği müzikleri mi dinliyoruz? Orada tercihler şey oluyor, yönlendirme. Yani mesela şimdi Cengiz Kurtoğlu'nun şarkısı fena değil mi şimdi normalde şarkı değil mi? Orijinalinde duyanlara duymayanlara. Ama ben de duymadım ama. Onu böyle acaba dedim hani şeye mi yordular hani bir virale. Seçim öncesiydi çünkü o video bir de. Yanlış bilmiyorsam. Ne kadar boş işler ya. Ya evet ya linç ama artık ya kültürümüzün kadar, bir şeysi yani. Bilmiyorum. Linç var. Tepki almak. Zaten tepki koliksin. Sen çekiyorsun sana tepki vermeyecekler mi? Ama verecekler. Onun boyutları, ölçüleri var tabii yani. Dilara Doğan 16. ayımız kutlu olsun Dilara. Alıyoruz, doğal alıyoruz. Yemeğinizi yerken karşınızda yüzünüze evet, bir Buse kondurabiliyorsak ne mutlu bize. Başka bizim bir amacımız yok. Her şey anlam. Hiçbir şekilde. Bu videolar önceden de böyle çok düşünülen videolar değil. Biz zaten ne çekileceğimizi bilmiyoruz. Bütün verilen videolar... Nasıl videolar? Bizleri düşünmüş videolar. Hayır. Bu videolar tabii ki prodüksiyon ekibi tarafından düşünülmüş. Abi ne anlatıyorsunuz? Duyamıyorum sizi. Video çekin. Tamam. Kendi iş yaptığı işi batırdı. Biz bunları düşünmüyoruz. Öylesine lay 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 yapıyoruz. Bir sürü emek var. Niye yani? Tabii canım. Düşünmüş videolar da bizim verdiğimiz bütün tepkiler doğal arkadaşlar. Tepkiler evet. Doğal demeye çalıştı o bence. Evet, çalışmıyoruz tabii ki. Kosimani kosimani dikaramami mani mo. At. Hayır at diyorsun. Sanki sen Japonca çok biliyorsun. Ben onun doğrusunu biliyorum bir kere. Söyle. Tikosimani kosi. Ne demek biliyor musun? Ne demek? Karnım aç doyur beni. Yemekten saç çıkınca ben. Tam şey yakalamışlar. Bende şey var ya, kekemelik var ya, tam o anda onu yakalamışlar. Peki bu kekemelik ok atarken nasıl hiç boşuna gelmiyor abi? Nasıl bir soru ya? Ama bir saniye. Tamam çok enteresanmış. Bunu görmemiştim ben. Gülüşten kekelemiyorsun ya. Şu gülüşten mahsus bir öyle hani viral olsun ya. Nasıl koydun virali mi bu gülüşü bu şimdi? Şey olabilir değil mi bu yani? Böyle... Çünkü evet. Sormak için sorulmuş. Sormak için sorulmuş bir soru evet. Yani aptalca sorulmuş bir soru. Olabilir. Gibi. Ama cevap çalışılmış yani. Bir cevap değil gibi ama bence. E tabii evet. Buna ne dersin ki yani? Aynen. Benim Kamerayı vardı ya. Kapat, söyleyeyim dersin. Benim ilkokulda vardı bir tane öyle kekeme arkadaşım. O da dans ediyordu. Dans ederken de kekelemedi çocuk. Ya tabii. Şarkı söylüyorlar bir de. O evet. Şarkı söylerken evet. Kekelemiyor. O çok enteresan bu arada. Ne olacak? O bana da hep enteresan gelmiştir. Şarkıyı çatır çatır söyleyebilip normal cümle kurarken mesela kekeleme yapabiliyor ama o... İşte beynin farklı bölgeleri yapıyor bu işleri ya. Aynen. Diyorlar, öyle diyorlar bilmiyorum. Biz de öyle duyduk vallahi ben de öyle duydum. Söylüyorlar efendim. Bam. Abi gerçekten neyi soru çok oksimoron yani bir soru anladın mı? Yani, ne düşünmüş olabilir böyle bir şey sormuş olabilir abi? Bu çok daha kolay. Kelime dağarcığıma yine bir şey kattım oksimoron. Ne demek o? Moronca sorulan bir soru mu demek oksimoron? Yok yani çelişkili tarzı bir şey değil miydi? İronik mi ya da? Oksimoron sanki bence çelişkili gibi bir şey. Uydurma bir kelime olduğunu düşünüyorum. Birbiriyle çelişen ya da tamamen iki kavramın bir arada kullanılmasıymış. Google'dan aldık cevabımızı oksimoron. Neden cevap da güzel bu arada. Ya evet durup dururken yaptığını düşünerek sormuş olabilir. Ama konuşurken yapıyor anlaşılan. Konuşurken yaptığı tik belki de normalde de olan bir şey büyük ihtimalle. Büyük olasılıkla öyle zannediyor Burra ama... Batuhan. Ya bir de tabii şöyle yapalım. Şimdi tabii şey yapmış olabilir ya. Boşluğuna gelmiş de olabilir. İşte üç kere deme hakkın olsun. Komedyen adam. Niye? Öyle bir hakkım yok. Hayır. Ya, kasıtlı da olabilir. Ay çok eğleneceğiz ya. Yapma. Ben de bak takma isim bulurum. Bu söyle ne olacak? Başlığa da onu atarım. Tamam at. Tamam. Tamam. Batı'nın son iki harfi sen. Evet. Evet evet evet. Adamın son iki harfi gibi. Batı. Ben aklıma geliyor ne dediğin şu an. Benim de aklıma geldi. Başka bir şey olamaz yani. Yapmak üzere dedik. Kuryenizin numarasını alabilir miyiz? Bir şeyi bırakmayı unutmuş da onu istiyor. Bunu izledim. Kıza helal olsun. Kıza helal olsun. Çorba siparişi getirdiniz. Evet. Ben sizin numaranızı sipariş verdiğiniz yerden aldım da tanışmak amacıyla yazdım. Fuck. Aradım pardon. Bir sakınca var mıydı? Çok utandım konuşamadım da. Hayatımda da ilk defa böyle bir şey yapıyorum.
Ama bir yandan da bir tane de veriyor. Keşke orada söyleseydim. Ama hay Allah. Bunlar hep abi. Tabii tabii. Hep viral olsun diye abi bunlar. Biz bunları biz de çözdük abi. Evet. Yoksa biz de yani Milano'da tabii ki ben de Koray'ı yatırmadım onun önünde. Fotoğraf çekilmedim öyle keyfi yani. Ya da. Bilemiyorum. Viral olsun diye yani. Amaç ben bunu Instagram'a atayım. İzlensin. Yani. Tutar bu. Şöyle bir şey yapalım. Aynen. Adam da adamdaki özgüven ya. Ve isteklilik helal olsun. Bence tatlı neden böyle düşünüyorum? Çünkü bence aralarında bir etkileşim olmuştur. Sözsüz iletişim diye bir şey var yani. Evet. O yüzden adam orada da şey, ama adam bir numarası alınmaz ama başka yerde herhalde. Ben. Hoş geldin. Keşke orada soyasaydın diyor. Başarıya ulaştı yani. Aile bir şey vermez. O da doğru. Verilmemesi de lazım. Ona da katılıyorum. Abi, vermezsin canım. Aynen. KVK diye bir şey var yani. KVKK abi. Ama şey kızı helal olsun. Ha tabii şöyle. Kendime çelişeceğim. Tam tersi olsaydı cesaret... Ben Dilara Doğan'ı okudum mu? 16. tutulsun. İstermiş der miydim? Yani kurye olan kadın olsaydı ve bir erkek numarasını alıp aramış olsaydı... Sapık derler. Evet. Derdik belki de. Evet böyle düşünmedim hiç. Olabilir. Bari maşallah her yönden bakıyorsun. Maşallah de ben bunu peki. Her zaman yaptığın şey değil mi? Ama ben de böyle bir şey istiyorum. Ne istiyorsun? Böyle tanışmak istiyorum ya. Valla. Romantik yani. Bir yere gideyim falan orasından telefonu yüzüne kapatayım. Ne razı güzel bir şey ya. Evet, güzel bir şey. Canın beyninin yanacağı. Abi ne oldu burada diyeceği bir kısma geçiyoruz. Tamam bir dakika. Bu bunu silebilir miyim izinle? Bunu biz koyabilir miyiz videoya? Koymasan daha iyi. Tamam koymayacağız. Kesin koydu. Hafif sansürlü ilk başını peki, verdi de. Bu bebeğin annesi ben değilim. Hüseyin'in de karısı ben değilim. Aslında Hüseyin'in karısı benim kuzenim. Yani şimdi bu bebek senin bebeğin ne? Değil mi? Değil. Babamın. Bir dakika. Ben bir kere akraba ilişkilerinde çok kötüyüm zaten. Verme. Ben çözüp geliyorum size şimdi. Başı aldım. Hüseyin'in de karısı ben. Dur çok bir tık daha. Bir şey söyleyeceğim. Müge anladın mı bu? Ne olmuş? Evet olsun? Evet. Bilmiyorum. Botoks gelmiş. Diyor ki bu bebeğin annesi ben değilim. Şimdi bebeğin annesi ben değilim. Buraya kadar anladım tamam. Chat. Buraya kadar anladım. Okay, tamam. Hüseyin'in de karısı ben değilim. Hüseyin'in karısı ben değilim. Hüseyin o az önce çocuğun ben babası de olsa gerek. Bunlar hepimiz için geçerli bunlar. Tamam. Tamam. Aslında Hüseyin'in karısı benim kuzenim. Tamam Hüseyin'in karısı bunun kuzeni. Yani şimdi tamam. Bu bebek senin bebeğin değil mi? Değil. Babamın, annemin. Peki bu kim? Babamın, annemin kim? Tanımıyor mu? Kuzenim. He? Kuzenin. Evet. Kuzenin mi senin? Evet. Kim? Babam. Babanın karısının adı ne? Zeynep. Bir dakika, bir dakika. Ne? Bir dakika. Bu adam kadının kuzeni, gelen adam kadının babası. Getirin bana ya. Bu kim? Teyzem. Annem bu kızım, annem. Sen iyi misin? Nasıl ya insan? Nasıl yani ya? Bir dakika. Anneni teyzen sanıyorsan sen kimin çocuğusun? Kadın kolpa sıkıyor diyorlar. Bence de yani. Yoksa bu unutulabilecek bir şey olamaz ki yani. Bize annesi nasıl karıştırabilir? Tamam. Kadın kolpalıyormuş arkadaşlar. Televizyon karşısında kolpaçin oluyormuş. O isim orijinalini ben öğrendim size. Annenin zorlamayın yani. Anlamıyorum. Yani dün bağlanan Fatma senin annen değil. Hayır değil. Kim şimdi bu? Hüseyin işte yanında oturuyor. Yanındaki kim? Kadın kim? Benim. Peki bu kim fotoğraftaki? Benim. Sen Erva değil ne? Misin? Hayır. Nesi? Esinim ben. Kız en son benliğini de kaybetti farkında mısın? Hani enteresan. Kocası, kuzeni, annesi, teyzesi falan diyelim. Derken ya benliğini de kaybetti. Ne oluyor şu an burada? Bir anlat yani. Ne oluyor hiç yani? Hiçbir fikrim yok. Kim haklı kim haksız hiç anlamadım. Bizim Ervan nerelere düşmüş şu hale bak bizim. Anlamadım konu ne onu da anlamadım. Hiçbir fikrim yok ki. Bir adam evli bir karısı varmış galiba bir çocuğu varmış. Bu kadın buymuş. Sonra kabul etti diyebiliyorum diyor chat'tekilerde. Yani sonuç olarak o az önce gördüğümüz adam bu kadının eşi miymiş yani? Çocuk da bu kadının evet, çocuğu evet. Muymuş? Kapalı kendisi miymiş değil miymiş? Açık mı kendisi? Nasıl salak bir soru takıldı içeye bak. Eski kimliğini kendince reddetmiş. Hayır yani. Kadın kimmiş yani? Hani hem kapalı kadın bir ara kapalıymış sonra geri açılmış mı? Hayır o kadın aynı kadın değildi bence. Benim dedi ama. Bu senaryoda birinin halası çıkabilirim. Annesine teyze kızına kuzenim diyor. Adı Erva ama esinim ben diyor. La Enes sen nereden biliyorsun? Seyretti çocuk çözmüş. Annesine
Bir dakika, annesine teyze. Orada sonra virgül var orada bak. Annesine teyze, kızına kuzenim diyor. Adı Erva ama Esin'im diyor. Tamam. 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 Esin diye bir karakter yaratmış. Tabii. Evet. Ya da var belki de. Kendi çocuğu kuzeni. Gibi yapıyor. Tabii. Yani bu artık neyse olay. Ama ismi Evra değil. Esin neden yapıyor? Evra mı? Ama Evra kim o zaman? Yanlış kadına mı çağırmışlar? Evra dendi. Kanka ne izledik yani? Evra ben anlamadım ya. Ben buradaki dirseğimdeki ölü deriyi tutmaya başladım. Kanka bu kadın bilerek şey yapıyor. Dala geçiyor, tabii. Trollüyor. İki doğru söylüyor, bir yanlış söylüyor gibi bir şey anladım ben. En sonunda adı da yavaş evet, çıktı. Aynen, yani aynen. Şöyle abi hemen açıklayayım. Programdaki kızın yani gördüğümüz kızın asıl adı Evra'ymış. Evli ve bir çocuğu var. Hakikaten Evra'ymış. Başkasıyla tanışıp evi terk ne ediyor. Ve tanıştığı kişiye kendini bekar olan kuzeni Esin'miş gibi tanıtıyor. Burada da yine Esin taklidi yapıyor aslında yani. Kuzeni nerede? Programı Esin getirseler. Programda yalan ortaya çıkmasın diye de annesinin teyzesi eşini de kuzeni olarak göstermeye çalışıyor. Oğlum zaten karışık bunlar. Bu çok katmanlı. Çok yani, çok iyi gizlemiş yalanını. Başkası Burak İmamoğlu için mi yapıyor hepsini? Ya oğlum. Evet. Ne oldu be? Chat'ten aldığım bilgilere göre başka birine kaçmaya çalışıyormuş galiba. Burak kavurma. Müge niye gidiyorsun? Ben de bunu tutturtum. Abi sana bir şey söyleyebilir miyim? Yani. Bak. Durduramadım. Heh. Ben de abi böyle konularda tek anlamadığım mevzu, tamam mı? Şu uzatmadan söyleyeyim, devam edeceğim. Neden katiller ya da işte bu bütün bu olayları yaşayanlar bu tarz programlara çıkıyor? Mesela ya katilsin, anladın mı? Katilsin. Belli yani değil mi? Ben, sen yapmışsın. Ben bunu siyasi sebeplere bağlarım ama bence şey, değil kanka. Bunları, niye programa değil, çıkıyorsun zaten yani? Zaten senaryo. Yani belli başlı. Bence senaryo var. Değil bunlara abi. Hakikaten ama veriliyor. Ama abi cidden yani, polis geliyor, yok hapse atıyorlar falan. Gelir ne olacak ki? Filmlerde de polis geliyor. Yani mesela bu kadın neden bu programa çıktı yani? Bana biri bunu söylesin. Bu kadın bu programa çıkmak için eğer para almıyorsa ne sebebi olabilir yani? Ünlü olurum diyor. Oradan bir iş bulurum diyor. Bir yere giderim diyor. Sana şimdi, ya sana değil de yani. Yani şu andaki sana değil de. Biri gelse televizyonda bir programda 5-6 şey çıksan. E şu andaki bana da gelebilir abi. Şu andaki bana da gelebilir. Niye önümü kapatıyorsun? Şu andaki bana gelsin. Sen zaten hani bir şekilde zaten hani o camiadasın yani. Tamam. Hani hiç işin yok yani. Ha, bakkalda çıraksın, anladın mı? Tamam. Okulu bırakmışsın. Takılıyorsun. Bir olay oluyor. Tamam. Gel seni çıkaracağız televizyona diyorlar. 7-8 program yapacaksın diyorlar. Para alacağım mı? Bilmiyorum. O şeylerini bilmiyorum yani. Ha bunlardan eminsin abi. Bir tek ondan emin. Ya abi bütün salla abi bütün senaryoyu kurdu kanka. Röportaj yapıyorlar. Hayır, maçta bir röportaj yapıyorlar. Adam arkadan el sallıyor. Şimdi o adama sen gel televizyonda konuk olacaksın. Adını yazacağız altına diyor. Fırlıyor gidiyor yani. Önemli değil ki orada rezil kepazdan. Abi ben 15 kuzenim bizde de böyle mi? Ya arkadaşlar siz nasıl bu kadar sülaleniz büyük olabiliyor? Benim total 3 kuzenim var, hepsi benden küçük. Bir tane teyzem, bir tane amcam, bir tane halam var. Benim bütün sülalem bu. Bizimkiler de kalabalık. Şimdi ya. Akraba evliliği. Zaten biliyorum evliliği. Kanka seni zaten 4 kişi burada, sizin ayrı. Evet. 4 aynen. Aile chat'te zaten. Heh. Sorun şeyde çıkıyor. Şimdi mesela benim de baba tarafında akraba evliliği oluyor. Allah Allah. Anladın mı? Teyze çocukları bir evleniyor. O hala teyze amca dayı hepsi birbirine karışıyor. Ya da bir de böyle i̇şte kuşak kayınca. İşte bende hiç öyle bir şey yok abi. Bizde çekirdek sülale. Kuşaklar kayınca tabii. Bizde akraba evleri yok ama yine kalabalığız. Kaç kişisiniz ayıbı söylemesi? Bak 4 dayım. Yani şu an 3. 3 teyzem var. Benim dayım bile yok. Her birinin 3 çocuğu var. Bir tanesi evli değil. Tabii. Bir teyzemin çocuğu yok. Lan 3 teyze, yani üçer çocuk zaten 9 çocuk yapıyor zaten. 9 kuzen. Oğuz oradan bir hala oğlu teyze kızı bir evlendiğini düşün, hop. Bütün evet, şey çarpılıyor. Hem enişte hem evet, teyze hem hala hem dayı. Benim 10 kuzenim var ama eşimin babası 18 kardeş. Onu geçen görmedim. 18 kardeş. Eşinin 18 babası. 18 kardeş ne ya? Tek anne mi? Belki ya birden o fazladır. Kırsalda oluyor öyle şeyler. Tabii birden fazla evlilik oluyor falan oluyor yani. Baba tarafından 8, anne tarafından 5 kuzenim var. İşte insanlar o yüzden bu böyle akraba ziyaretinden bakıyor abi. Bizim akraba ziyareti işte teyzemlere gidiyoruz, bitti. Akraba ziyareti bizim. O kadar yani. Evet, evet. Çok güzeldi akraba ziyaretleri ya. İstanbul. Nerede o eski Ramazanlar? 20 kişi. Bravo. Adam Türk devletlerini mi saydı şehir diye, bir dakika. Güncel 5 tane Türk devleti sayar mısın? Türk devleti. Evet, güncel.
İstanbul, Bursa, Balıkesir, İzmir, Antalya. Bravo! Dur bir dakika, ben saymaya çalışacağım. Tamam mı? Doğru yanlış beni uyarın. Ya bu ama... Tamam. Tamam, Türkiye. Tamam. Türkmenistan. Tamam. Kırgızistan. Tamam. Biz Kırkçağız biz. Abi dur bir dakika ya. Tacikistan. Hiç oldu. Tamam. Tacikistan var mı ya? Değil mi? Bilmiyorum. Tacikistan olmuyor galiba. Tamam. Yok. Özbekistan. Tamam. Azerbaycan sayılmıyor değil mi? Sayılıyor. Azerbaycan Türk devleti sayılıyor mu? Tabii canım. Tamam saydım sayılıyor abi o zaman. Kazakistan sayılıyor mu? Kazakistan. Bir dakika ya abi niye soru cevap biliyoruz ki? Türk Kazakistan devlet... sayılıyor olması lazım. Google'a yazıyorsun arkadaşım. Türk devletleri, Kazak görseller. Türkiye, ay bir dakika yanlış hata yaptım. Kazak Türk abi. Evet. İstanbul, Bursa, Balıkesir onları da say. Şimdi bu aktif mi şu 16 tane? Oha büyük bunlara falan gidiyor arkadaşlar dur bir dakika. Bir kanka. Bu şey evet iyi geldi. Oğlum bak ha 7 bağımsız Türk. Bu değil. Bunlar aktif değil. Olması lazım. Şu. Azerbaycan Türk Cumhuriyeti, Kazakistan Cumhuriyeti, Kırgızistan Cumhuriyeti, Özbekistan Cumhuriyeti, Türkmenistan Cumhuriyeti, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti. Bu kadarmış. Ben zaten Türkmenistan'ı söyledim, Özbekistan'ı söyledim. Kırgızistan'ı söyledim, Azerbaycan'ı söyledim galiba o kadar. Bir de Türk Kıbrıs'ı biz tanıyoruz da herkes tanımıyor ya. Ha doğru. Sen hepsini saymışsın bravo. Bravo ona teşekkür ederim sağ olun. Siz de sayardınız ona eminim. Ülke mi dedi vilayet. Vilayet. Loi Leyla 20. ayında proje harbizler derken hiç gelemiyordum 20 aylık olmuş demiş. E gel. Arada sırada bir gel yani. Bir bak yaşıyor muyuz? Sağ mıyız? Güzel miyiz? Gel yani. Et mi dedin sen? Ülke dedim. Ülke dedi bu. Ben bilmiyor muyum İstanbul'u, Ankara'yı, Kayseri'yi? Aferin be amca be. Azerbaycan. Fransa. Fransa. Ya. Ya onlar ne? Türk devleti mi onlar ya? Arkadaş dursun. Bir de adama abi kızmış okumuşsun yok mu senin diye. Klasik bir amcam ya. Fransa. Çok iyiymiş bak. Şu ana kadarki viral videolarda bir bunu görmemiştim. Bir de bir tane daha güldüğüm bayağı hangisiydi o şey. Mete Gazoz. Çok ciddi toplum sorunumuza yara basıyor. E abi evet de Gülgeç ya. Lidya Polyan hoş geldin. Evet bunu gülüp geçeceksin. Yani güldürürken düşündürdü bu. Evet var ama yapacak şey. Barışman'a da çok sevdim Lidya. Fransa, Almanya. Azerbaycan. Biz dayı da tam başlamış doğru saymaya. Ya onlar niye Türk devleti mi onlar ya? Pırlantılığına bak. Yine de çok tatlı öndeki dayı. Öbürü sallıyor. Evet öndeki çok tatlı ya. Vallahi ay, sıkıntılı. Bu çok şey. Bu nadide bir insan yani. Hangisi? Böyle arkada konuşan. İlk konuşan. Böyle samimi. Arkadakinde çok seviyorum ya. Çok hoşuma gidiyor. Ciddiye alıyor, zamanla ayırıyor, düşünüyor gerçekten falan. Diğeri de agresif ya. Diğeri de evet Fransa, İstanbul, Fransa bir şeyler. Sana ne oluyor kardeşim? Sana mı sordu? Siz ne istiyorsunuz abi? Ya bunu biliyorum. Bu benim aynen böyle abi. Sabah bunu izledik. Bunun hatta ben Guzguzdak versiyonu vardı galiba. Shortslarda, YouTube Shorts'ta. Acun da ama bir şey söyleyeyim mi? Son Survivor galiba çok tutmadı chat. Tam emin değilim ama hep bir olay görüyorum. Yani hiç bakmıyorum. Sosyal medyaya bir giriyorum. İşte yok efendim Yunus Emre. Abi ben kafayı yemişim. Yok bu da Acun da demiş ki sen iflah olmazsın falan böyle bir aralarında bir kavga malga bir şeyler varmış. Normalde girmiyordu değil mi hiç? Bu kadar olmuyordu yani benim hatırladığım. Bu kadar bir adım kavga kaos benim olmuyordu diye biliyorum. Abi yani. SMS gidince işin hayır, içinden. Hayır kavga evet, kaos oluyordu da Acun topa girmiyordu. Ben tabii çok eskiden. Acun giriyordu ya yine girmiyor değildi de. Bu kadar olay olmuyordu yani. Çünkü genel olarak zaten halk karar veriyordu ya. Sinir olduğunu yolluyordu mesela gibi. Tuana Aşko 24. ay 2 koca yılımız kutlu olsun. Selamlar sana da. Ben bunu izlemedim ya. Hiç bu kadar gerçekten sinirlendim görmedim. Kendi adamı bile delirttik abi. Evet. Özerk devletleri de sayarsak daha çok devlet var mı? Ben o kadar biliyorum Saadettin'im. Bana 5 tane dediler. 5 tane saydım. Bu bence kontrol dışı olan bir şey değildir diye düşünüyorum ya. Skript SMS niye mi kalktı? Öyle bu sene öyle yaptı. Şey SMS yok. Konuşmasında çok robot ya adam. Evet. Sen de bir gün patlar mısın böyle bize? Yok kanka. Ben göreceğiz en naif insanlardan birisiyim. Yeter lan yeter diye. El alemin evine girmişler mi? Anlamadım Light of Space ama hoş geldin. Ha, kamerayı fırlatıyorsun böyle arkada. Ama bu yarışmada. Ne?
bir tane Poyraz diye bir yarışmacı var. Aha. Dominik de bir kişinin evine giriyor abi, erzak çalıyor lan. Yok canım, yok canım. Ve bunu gelip itiraf ediyor işte konseyde. Tamam, yalan yalan bu, yalan. Adama da hiçbir ceza meza yok. Yani yok. Var da yani, hani. Ulan hapse atsınlar adamı, hapse. Bunun cezası, evet, hapis mi bunun cezası? Değildi, biliyor musun? Acın diyor ki işte biz polislerle görüştük. Biz konuştuk. Size ödül cezası var. Ama biz polislerle görüştük, konuştuk, kurtardık. Hadi kardeşim orada. Ya, bu arada burada bu olabilir bu arada bu. Yani. Evet. Yok. Burada bu olabilir. Bu çözülebilir. Acun abim koymuştur 3-5 ceplerine polisin neyse. E tabi onları o evi de memnun etmiştir. Bence de. Kusura bakmayın hani rating için yapıyoruz falan. Ama aynen, bence kurgudur böyle şeyler. Bence de ama bakalım. Yoksa ne, ev çıkacak evden de yan tarafta soyun yapıp gelecek. Lan ikimiz bir yerde. Kim söylemişsin abi ya, ne bileyim ben. Arada geliyor abi. Kaos oluyor ya böyle. 2020. Hayır hayır hayır, ben anladım anladım, istemiyorum öyle bir şey. Survivor'a Ahmet Batuhan Çebi ne olur girsin. Giremem ki. Niye? İstesem de gel. Bel fıtığım ve menisküs yırtıklarım var. Olmaz. Çok zor. Almazlar bence de. Olmaz abi ama. Şey girer. Ya. Zoom'dan girer. Ben girsem. Kilo verir miyim acaba? Kazandığım paralardan biraz ver de ben. Önce kiloya sonra gir. İdeal bir iş buldum senin için. Bayramdan çok sonra. Çok seveceksin. Hazır mısın? Eyvallah. Hadi göster. Evet arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bak. Bak şimdi şu oturan adamın yaptığı iş var ya. Bak. Bak. Ha? Neden şu adam, oturan adamın yaptığı işten lazım? Bak. Adam ne kadar yoğun bir iş yapıyor ya, en önemli şu an. Yalnız bir şey söyleyeceğim. Kimse o yuvarlığa öyle öyle şak diye çizemez ha. Şş. Bu arada yuvarlak güzel. Yuvarlak güzel yuvarlaktı. Bence evet, de. Ya şimdi o adamın kim olduğunu da bilmek lazım. Çalışan değil de adam. Belki aynen yani, öyle yani. Canı istediği için yuvarlak çiziyor. Aynen yani, isterse karede çizer mesela, değil mi yani? Görüller çok iyi. Gerçekten hayatta böyle meşguliyetlerim olsun istiyorum bazen. Ha, bana sen şu adamı, oturan adamın yaptığı işten lazım. Bak, adam ne kadar yoğun bir adam iş yapıyor. Adam inşaatla izleyebiliyor, çok ben, iyi ya. Çok iyi. Ben dur. Aa, durdurabildim. Ben de şu vapurlarda paso turnikesi vardır. Eskiden vardı. Paso turnikesi ne abi? Eskiden akbil falan yoktu böyle. Tamam. Abonman karşılardın. He, tamam. Eski bu yapıştırdın. Onu gösterirdin. Adam oradan ayağıyla düğmeye basardı. Turnike açılırdı. Turnikeye geçerdin. Evet. Basmazsa geçerdin. Bak o işte güzelmiş. Bunun gibi. Ama bunu da elinle çiziyorsun. Adama 3 saniyede çiziyorsun demişler. 10 sene artı 3 saniye demiş Bay Faruk. 500 bitiyle Ahmet Faruk çok doğru konuşmuş. Aynen öyle. Tamam, şimdi biz buradan bakıyoruz. Belki diyoruz ki oh, adama bak, bir tane yuvarlak çiziyor. Ama o yuvarlak kaç senede çizilmiş ve o yuvarlakta profesyonelleşmiş. Bunu bir değerlendirmek lazım. Tabii. Geçen mesela usta bizim banyodayken şey, banyonun şeysi bozuldu bu. Hani suyu aç kapa şeysi bozuldu. Kapanmıyor. Ulan suyu kesmek zorunda kaldık. Yoksa akıyor. Hem de bir de seçim günü ha. Allah'tan bulduk bir tane usta, geldi. Adam 3 saniyede bitirdi. 950 lira aldı bizden. Dedim ki ustacım 3 saniyede bitirdin ama 10 sene artı 3 saniye olduğu için 950 liraya oturttun bizi, değil mi dedim usta dedim. Evet dedi. Musluk değişti o 950 liraya. Çok çok oturdu bana ama ne yapalım, suyumuz mu olmasaydı. Bir de pazar günü adamın çifte mesai. Bay Fark 100 videolamış, sensin Ahmet. Ben değilim ama Oğuz öyle, Ahmet Oğuz. Kim? Ahmet. Nasıl sıralamaya doğru yap? 150 açarım şimdi bak. Ahmet. Sıralamaya doğru yap Oğuz Ahmet. Doğru, Oğuz Ahmet, özür dilerim. Vidadan sökemedik Destri, denedik. Öyle değil tam olarak. Kırmak gerekiyor ki adam da kırarak açtı dede. Nasıl yaptı bilmiyorum. Oğlum müthiş bir şey ya. Çok iyi. Yani işte iyi. Ucuz mu yapmış diyorsunuz 950'ye? O okey, tamam. Sonuç olarak değiştirdi bir ama de. Ama eve gelmedi mi? Geldi. Pazar günü geldi. Geldi. Seçim günü geldi. Evet. Yani. İyi. Tamam, özür dilerim o zaman usta. Öpüyorum. 10 sene 3 saniye. Yorumlaması da iyi olur zaten. Seviyorum bir tane kızı. Kocaman Alp Metin mi? Yok. Alp Metin kocaman de istersen. Kısaltması da güzel oluyor. Ben bir tane kızı seviyorum. Kimi seveyim? Kızı. Anneannelere, ninelere bayılırım. Kız. Ama sürekli hata yapıyor, yanlış yapıyor. Ne yapmam lazım? Ne? Nasıl yani? Bayılmıyorsun herhalde anneanneler. Artık her anneanneye ve babaanneye bayılmıyorum. Ben bayılıyorum bu arada. Çok hocam, sevgili bak, babaanneler, iyi seyirler anneanneler. İyi insan vardır, kötü insan vardır. Kesinlikle. Aynen öyle. Altında çizim. İyi yani babaannenin de iyisi kötüsü vardır. Vardır, vardır. Evet. Bu laf benim için hayat mottosu abi.
efendim yok diniymiş, den rengiymiş, oymuş buymuş aynen değil abi. İnsan kötü insan. Bitti. Bu kadar. Aynen. Kötü insandan kesinlikle uzak, insana yakın. Bu arada benim kendi kendimde olan inancımda da ben böyle düşünüyorum yani. Yok işte o namaz kılıyormuş, oruç tutuyormuş. Bence iyi insanlar iyi bir yerlere gidecekler. Ben öyle hissediyorum ama bilmiyorum. Onu artık ben bilemem. O benden çıktı artık. O benim düşüncem ama kişisel. Alp sana Alp Metin kocamanı kısaltıp merhaba yazsak banlanır mıyız? Bilmem, denesene bakalım. Banlanıyor musun? Ben yani bilemem. Modlar bilir. Ne kadar time out mu yersin, ban mı yersin? Aha evet lan. Yani ne yersin bilmiyorum. Açık mert korkusun. Aynen öyle. Ya ben anneannelere bayılırım dedim ve al kırdın. Peki bir şey soracağım. Siz anneanneci misiniz, babaanneci misiniz orijinalinde? Hmm. Ben bir tık anneanneciyim mesela. Benim babaannem ben çocukken vefat ettiği için. Allah rahmet eylesin. Evet. Seni seçip şansın yokmuş yani. Evet. Ama sen anneanneciyim değil o zaman geç. Evet anneanneciyim. İkisi de değil mi? Ben yeni aydınlandım ya. Ben dedemciyim falan. Babaannem dolandırıcı diyen gibi. Yalnız chatte bu kadar fazla herkes anneanne yazdı ama biz hep böyle babaanne friendly bir yayın yaptık ya. Ben de burada kendim de yani anneanne dedim ama hep babaanne friendly yani oradan çıktı bizim meme kaç sene önce. Onlara bile ay yani. He öyle diyorsun o kadar da değil tabii. Canımız. O kadar da değil ama. De zaten canımız yani. Kırması ya. Al sana. Yorum yapamadım şu an. Hani tepki veremiyorum. Ne yapmam lazım? Bu arada nasıl insan ya? Kötü insan vardır deyip ondan sonra anneannemi babaannemi. Evet. Güzel oldu abi. Tam üstüne. Evet ama çaktırma abi. Hangisi? Ben ayırt etmem. Teyzeler hiç beklemedim. Bir şey diyeceğim. Kendince güzelmiş. Hayatımda duyduğum en realistik tavsiye. Ne yapmam lazım? Ne dedi biz duyamıyoruz. Ya şey ha? Diyor boş ver diyor, diyor boş ver. Gönder gitsin. Boş ver diyor. Gönder gitsin demiyor da boş ne ver diyor? Diyor. Anladım. Diyor. Sadece daha kaç kere diyeceğim pardon. Bak böyle mi diyor acaba? Ha. Hayır abi boş ver diyor işte. Boş verin argosunu söylüyor demiyor işte. Demiyor. Boş evet. Ver demiyor diyor bu. Abi hayır işte. Hayır boşver demiyor orada bir tavsiye veriyor ama işte. Hayır evet, arkadaşlar. Do it diyor. Hayır. Evet. Hayır. Yanlış duyuyorsunuz ya da ben kadın. Hayır, bu öyle anlamış. Hayır ben abi. Dediğin gibi anladım. Et diyor et boşver et diyor boşver et. Sen of diye anlıyorsun. Hayır ya. Oğlum şey, öyle. Bak diyor. Sar geri dinle teyzeyi. Teyzeyi dinle. Tamam. Ne diyor? Dinleyemedin. Ağzına, realistik ağzına bak. Ne yapmam lazım? Evet abi Allah Allah boş ver et diyor. Ben duyuyorum abi, ya. Duyamıyoruz. Yaptın gitsin diyor ya. Abicim işte. Hayır boş ver et diyor ya. Bir oku ağzını ya. Ha? Nasıl yani? Ya okuduğunu söyle. Et diyor et diyor işte et diyor. Hayır yap gitsin diyor kankacım, ya. Kankacım arkadaşlar. Tek kelime diyor bak chatte tek kelime diyor. Ama niye buna bu kadar takıldık bilmiyorum da. Alp ben sana özelden yazayım mı? Ya yaz abi. Kanka, sen bana evet, evet sövmek istiyorsun herhalde. Efsaneciğim hoş geldin. 32. ayında. Yaz abi bana. Direkt fiil ya. Hani. Hayır abi bak şunu diyor ya. Hayır. Bunu diyor Allah abi. Değil. Hayır abi. Etini kanka duymuyor musunuz? Diyor. Kanka etini duymuyor musunuz ya? Et yok. Hayır. Bayağı bildiğin. Oğuz bak şunu yap yazıyor. Kısmı. Tamam. Dur bakayım. E sansürsüz halini açacağım. E bir dakika bunu sen. Neyse. Bir dakika canım, bir dakika bir dakika. Yani. Nine'den sevgili tavsiyesi alan adam YouTube'a yazdım. Tamam. Bulamadım. Bir de biz soralım. Bir de biz siz bakın bakayım. Bir de ben bakayım. Sık. Duyduğum en realistik tavsiye. Ya bu arada şey olabilir. Ne yapmam tabii lazım? Ne yapmam lazım? Edit olabilir yani anladın mı? O kısmını tıklatabilirler. Komik olsun diye yapmıştır. Ne? Bak, şu an K'de. Nine'ye. İ'de bak İ'de. Mam lazım. Kare gidelim. Arkadaşlar bulamadım ya. Orijini bulan DC işte moderatörümüz alsın. DC özelden evet bana salarlar. Ben de bulamadım ya. Bir şey yapmışsın Oğuz bana. Oğlum bak bir ağza bir bak. Tamam. Bak şu an. Bitti kanka bak. Öyle ağzına sonra ya börek gidiyor sonra. Evet. Diyor. Tek. Eti yok mu diyorsunuz? Ha? Yok et. Nasıl yani? Tamam peki. Bak gitsin diyor. Ne diyor? Hatta. Zaten diyor.
Sadece sen olacak ki yani. Çok daha kaç. Size bir şey söyleyeyim mi? Bir şey kurgu galiba galiba sadece şöyle diyor. Bu kadar. Etsiz. Ha, belki evet. Öyle. Ben ilk çünkü ben konuşmadan onu anladım. Ben konuşmadan onu anladım. Ben de ilk önce anladım. Sonra bunu anladım iki kere zaten. Ama o zaman çocuğa geliyor. Evet çocuğa dayı yani vuruyor. Dayı neyse işte aman devam ediyor. Ne diyeceğim pardon. Maalesef. Ha diyor. Ha. Doğru bence kadın da gülüyor yani. Güzel şirin bir videoya geçiyoruz. Bugün erkeklerin sokağa çıkması yasak. Nasıl ya? Ben meydanı kadınlara kaldı. Nasıl ya? Yaşasın bir ay kadınlar. Helal olsun be. Yürü be teyzem. Neresiymiş burası? Bursa mı? Kalkın bakalım. Ay çok tatlıymış. Harika ya. Dayıların hepsinin yasak. Şeyi aynı anladın mı? Eller arkada bağlı. Evet. Şey okeyden kovulmuşlar niye böyle, yani. Niye böyle olduk yani? İştana mı kaldı? Ooo şahane. Ben sana bir o şey diyeyim mi? O elindeki neymiş yalnız bütün öyle? Bütün ülke erkeklerinin olması gereken çocuğu. Bizim 101 geceleri ya. Çok komik lan bu. Ben bu 101'i bir gün böyle realde de oynamak istiyorum. Ya da bir okey gecesi yapalım ya. Yapalım ya. Çok iyi var. Ama saçma. Bu kadar günde falan mı yapmışlar bunu? Gidelim mi bu köye? Sen böyle amcalarla evde işler yaparsın. Hayır ya. Biz de ninelerle okuyoruz. Ve etrafı temizliyoruz. Böyle geliyorsun. Çok böyle. Güzel olur. Osmanlı'dan bu yana yılda bir kez gerçekleştirilen erkekler evlere kadınlar kahvehaneye geleneği varmış. Bu senin bir köyünde diyeyim. Ha. Kadınlar yılda bir gün boyunca dışarıda ve kahvede oturup oyun oynarken erkekler de evden çıkıp evde temizlik ediyor. Tam şey gibi değil mi? The Purge diye bir film vardı hatırlar mısınız? Ha, yılda bir arınma kere. Gecesi. Evet. Ama bir gün yani. Bir gün evet. Sembolik olarak herhalde. Ne gerek var? Bunu böyle haftada ya, böyle 2-3 falan yapsalar. Onu diyecektim yani hani bir gün gidecek ve bunu kutlayacaksanız kardeşim. Sonrasında da ortak bir şekilde isteyeniz istediğin yere gitsin otursun yani. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür güzel ederiz. Sağ olun. Kapadım boşluk gelir artık. Size emanet orası. Beğendim. Şöyle de linki attım. Buyurun. Evet arkadaşlar siz de linke tıklayıp hemen kendinizi pıttırabilirsiniz buraya ve benim gibi hıçkırıp beğeninize basabilirsiniz.